Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlere Falcon çerçevesi, Falcon'un yapbozlarını nasıl alabilirsiniz, nasıl 2 günde alabilirsiniz onları göstereceğim. Hatta direkt sizlere kanıt olarak videonun başında şu an bende kaç tane yapboz varmış bir bakın isterim. 23 tane yapbozumuz var. Peki bunu nasıl yapacaksınız? İlk önce sizlere çerçevesini almayı göstereyim. Sonrasında ekstra nasıl alacaksınız onu göstereyim. Buraya geldiğinizde dostlar şurayı kaydırarak ya da etkinlik kısmına basarak, yani hediye kutusu gibi bir kısım var ya dostlar, buraya basarak basalım. Süre sınırlıya gelip buradan av kılavuzu var. Buna tıkladığınızda sizlere bir adet Falcon çerçevesi veriyor, yani Şahin'in çerçevesi. İki de yapboz veriyor. Ben bunu almadım. Sırf sizlere göstermek için yerlerini buldum sabah. Yani bir 10 dakikamı almıştır bunu bulmam. Şimdi dostlar ilk başta buraya girdiğinizde Şahin fotoğrafına tıklayın. Ve böyle bir görüntü çıkacak. İşte burayı oku falan diyor. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Sonra ikinci sayfaya geçerek burada kuşun kafasına tıklıyorsunuz. Buraya kadar da okey. 2 oldu. Buradan dostlar eldivene basıyorsunuz. 3 oldu. 3 dikimiz oldu. Artı bakın yukarıda solda bir tane ünlem gibi bir şey var. Buna bastık. 4 oldu. İpucu 1'miş bu da. Bir de dostlar şu altta var. Buna da basıyoruz. Bastım kankam. 5 oldu. Ben bunları ayrıca sizlere işaretleyeceğim tabii ki de. Bir de yukarıda var 6. Bunu da işaretledik dostlar. Sonrasında çarpıya basıyorum. Bir sayfayı daha çeviriyorum. Son sayfaya geliyorum. Burada bir adet de video yapmışlar dostlar. Bunu ister izleyin ister izlemeyin. Dokunup geçmeniz yeterli. Sonrasında buradan şunu al diyorsunuz ve Şahin yoldaş parçası X2 diyor. Şahin avatarı çerçevesi diyor ve bunları almış olduk. Hemen bunları my kutumuza geldi galiba. Aynen bunları hepsini al diyorum. Hemen iki tane şeyimizi aldık. Şahin avatarımızı da aldık. Bu Şahin avatarını da hemen takmak istiyorum. Sezon 10'un şeyini alana kadar çerçevesini bu takılı dursun istiyorum ben mesela. Yani güzel oldu bu çerçevede. Oyunda eklemek isteyen varsa da aydın buradadır dostlar. Tavuk atarsanız da çok sevinirim. Atanlara atarım tabii ki de. Kim ne atarsa ondan atacağım bugün. Sonrasında dostlar bakın etkinlik bölümüne geldiğinizde diyor ki burada en kolay şey var işte. Giriş yap diyor. 2 yıldız diyor. 3 maç tamamla diyor. 1 tane diyor. 5 tane buradan alıyorsunuz. Günde 5 ala ala. Bu diyor ki 50 tane istiyor diyor. Yani bu sizin böyle tamamlamanız 10 gün sürer. Peki bunun bu taktiği var mı? Evet var. Oyun bizlere alabilmemiz için buraya Royal Pass'a bir tane market getirilmiş. Bu markete geldiğinizde, hatta geçen gün de duyurusunu yapmıştım, yani ben en kısa zamanda gelecek dedim. 1-2 gün içerisinde videomda gelecek demiştim ve geldi dostlar. Görev kısmına geldiğimde ödüller ala geliyorum. Burada markette bu dostlar 10 RP'de açılıyor. Bu 20'de açılıyor sanırsam. Bu da 25'de açılıyor. Yani buradan 10 tane böyle alabiliyorsunuz. 20'de böyle, 30'da böyle dostlar. Eğer yani RP'niz yetiyorsa, Royal Pass'ınız yoksa da normal tamamladıysanız yine alabilirsiniz. Mesela benim Royal Pass'ım var. 17'deyim. Artı bende bir de ikinci hafta açık olduğu için. Yani bu şekilde yaptım. Hatta ikinci haftayı da göstereyim Royal Pass'ı olmayanlar için. Yani görevleri merak eden falan varsa göstereyim. Ayrıyetten bir de buna özel ünvan geldi demiştim. Önceki videoda göstermiştim. Bunu tekrardan sizlere göstereyim ünvanı. Başarılar kısmına gelip burada bir tane değişik bir şey var dostlar. En iyi yoldaş 1 diye bir görev var. Yoldaşı direkt aldığında sizlere 3 yem veriyor, 6 yem veriyor, 10 yem veriyor level atladıkça ve 7 levele ulaştığınızda sizlere dostlar şu yıldız eğitmenin ünvanını veriyor. Bunun geçen gün videosunda duyurmuştum. Ayrıca atölye kısmına gelip yoldaşınızı buradan geliştirebiliyorsunuz dostlar. Direkt girdiğinizde böyle oluyor mesela. Yani böyle bir level. Şöyle adamımızın üstüne koyalım. Bir level koyduğumuzda dostlar böyle sabit duruyor. Yani bunlar bir levelde açılacak özellikleriniz. Ayrıca bir levelde şöyle bir özelliği de var. Yani burada yazıyor mesela yoldaş için dönüş hareketi diyor. Mesela bu ayrılma hareketi. Ondan sonra yoldaş için atlama hareketi. Sonrasında şu var dostlar, yoldaş için paraşüt atlama hareketi. Yani siz paraşütle uçarken o da yanınızda uçuyor. Zıplama, düşman öldürme ve benzeri sırasında yoldaş hareketi. Yani bu sizin savaş aksiyonunuz gibi bir şey. Silah sesi duyduğunda mesela şöyle kanat çırpıyor, uyarıyor sizi. Yani olmuş bence bu da. Artı
Siz bayıldığınızda dostlar böyle üstünüzde dönüyor. Yani güzel bir şey bu bence. Bu görevler değişiyor dostlar, yani yeni hareketler çıkıyor. Level atladıkça işte durdu mu böyle yapıyor. Yani siz level atladıkça böyle hareketler yapıyor. Benim en sevdiğim ise 7 level olduğunuzda sizlere beleş emoji veriyor. O da bu. Bak şimdi beleş emojiye bak. Bu kafanda duruyor, tamam mı? 7 level'e geldin ya, ayrıyetten şunu veriyor. Evet, bunu veriyor. Bence güzel abi. Bunu karşılıklı gelen karakter emojisi oynadıktan sonra yoldaş hareketi. Bunu maç sonunda oynatıyorsa bence gayet güzel, yani herkes bunu kullanır diye düşünüyorum. Ama eğer bunu kendimiz yapıyorsak orası da güzel. Sonuçta bir emoji bir emojidir dostlar. Bu videoluk benden bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizlere yardımcı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.